kanlı 1 Mayıs anması. 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri anmak amacıyla her yıl Taksim Meydanı'nda bir hafızalaştırma çalışması yapılmaktadır. Bu anma sendikacılar, sosyalistler, sivil toplum kuruluşları, STK ve o gün yakınlarını kaybedenlerden oluşan bir heyet tarafından Kazancı Yokuşu'nun girişine çelenk bırakılarak gerçekleştirilir. Bu anmaların önemli aktörlerinden biri de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'dur, DİSK. 2009 yılından bu yana her 1 Mayıs sabahı erken saatlerde bu anmalar yapılmaya devam etmektedir. 1960'lı ve 70'li yıllarda Türkiye hızla sanayileşme ve şehirleşme sürecine girdi. Bu dönemde işçi sınıfı büyüdü ve bu büyümeyle birlikte sol hareket de işçiler, öğrenciler ve aydınlar arasında kitlesel bir güç kazandı. 1960'ların sonlarında bu hareketin etkisi zirveye ulaşsa da 1971'deki askeri müdahale, kişisel özgürlüklerin kısıtlanması ve binlerce sosyalistin tutuklanmasıyla sol harekete büyük bir darbe indirdi. Ancak grevler, gösteriler ve çeşitli eylemler 1980 askeri darbesine kadar devam etti. 1977'deki kanlı 1 Mayıs, Türkiye sol hareketi için hem bir dönüm noktası hem de bir gerileme dönemi olarak kabul edilir. Bu süreçte faşist saldırılar ve devlet şiddeti nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti. Birçok kişi zorunlu göçe tabi tutuldu. 1977'de Taksim Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları Türkiye solunun kitleselleştiğini ve gücünü simgeliyordu. Yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı bu etkinlik sol hareketin geniş tabanını ve kitlesel gücünü gözler önüne serdi. DİSK tarafından örgütlenen bu kutlamalarda komünistler, sosyal demokratlar ve sendikalar gibi sol fraksiyonlar bir araya geldi. Ancak Kemal Türkler'in konuşmasının sonlarına doğru çevredeki binalardan açılan ateş ve polis panzerlerinin kalabalığa müdahalesi sonucu şiddet olayları patlak verdi. Eylemcilerin Kazancı Yokuşu'na doğru kaçtığı sırada yaşanan izdihamda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı. Olaylar sonucunda 34 kişi öldü, 136 kişi yaralandı. Kanlı 1 Mayıs sonrasında yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı. Ancak soruşturma süreci olayların arkasındaki gerçekleri aydınlatamadı. 1989'a kadar süren yargılamalar suçlamaları destekleyecek yeterli kanıt sunmadı. Kanlı 1 Mayıs'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin kontra gerilla faaliyetleri ve Soğuk Savaş dönemi antikomünist operasyonlarıyla tanınan Gladio'nun Türkiye'deki uzantıları tarafından organize edildiğine dair iddialar ortaya atıldı. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, kontra gerillaların olaylardaki rolüne dikkat çekerek devlet içindeki bazı örgütlerin kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. Taksim Meydanı, 1 Mayıs kutlamaları ve kanlı 1 Mayıs anmaları ile Türkiye sol hareketi için önemli bir mücadele alanı haline geldi. Her yıl yapılan anmalar, kanlı 1 Mayıs'ın hafızalarda canlı kalmasını ve katliamın sorumlularının ortaya çıkarılması için bir hatırlatıcı oldu. 2009'dan itibaren anmalar yeniden Taksim Meydanı'nda yapılmaya başlandı. Ancak güvenlik gerekçesiyle meydana erişim zaman zaman kısıtlandı. 2007 ve 2008 yıllarında devletin meydanı kapatma girişimleri sol gruplarla çatışmalara neden oldu. 2009'da Taksim'in 1 Mayıs'ın açılmasıyla gerginlikler azalsa da 2013 Gezi Parkı protestoları sonrası meydan yeniden güvenlik önlemleri altında kapatılmaya başlandı. Taksim Meydanı ve anmalar Türkiye'nin geçmişle yüzleşme mücadelesinin bir parçası olarak değerlendirilmeye devam etmektedir.